Hepinize tekrar merhaba. Bugünkü videom önce yaptığım köfteci videosuna benzer bir video olacak. Yani bir şeyleri kıyaslayacağım. Bu sefer konseptimiz kahve. 3 tane kahveciye gideceğim. 2 tanesi en bilindik kahvecilerden, diğeri normal lokal bir kafenin yaptığı kahve. Bakalım hangisi daha güzel, hangisi daha kötü veya fiyat performans açısından en iyisi hangisi? O zaman hadi gidelim, görelim. Duran Starbucks, hepsini filtre kahve alacağız. Bakalım fiyat performans açısından hangisi daha iyi? Az önce dışarıda söyledim. Evet, şimdi ilk durağımız olan Starbucks'tan kahveyi aldık. Söylediğim gibi filtre kahve deneyeceğim her birinde. Tadı nasıl veya fiyat olarak, fiyat performans olarak nasıl gibi gibi yorumumu yapacağım. Şimdi alıyorum bir kanka. Hafif böyle acı mı denir, ekşi mi denir, öyle bir tat var şu an. Ama normalde benim Starbucks'ta içtiğim diğer filtre kahvelerde bu tat yok. Muhtemelen bana demliğin sonunu falan verdiler şu an. Yani son kısmını muhtemelen ben aldım. O yüzden böyle olabilir diye düşünüyorum ama her şeyi olduğu gibi değerlendirmek lazım. Çok sarmadı beni şu an ama asıl değerlendirmemi de hepsini denedikten sonra yapabilirim tabii. Ama şu an için konuşacak olursam yani çok da tutmadım gibi. Kanka sen benim Starbucks'taki şeyimi biliyor musun? Olayımı. Ne? Şey, isim. İsim alıyorlar ya Starbucks'ta. Ben hiçbir zaman kendi ismimi vermiyorum Starbucks'ta. Niye? Çünkü abi, yanlış yazıyorum. Geç kardeşim, abi, buyur. Aa, burada kilit mi var? Var da bozuk galiba. Ne diyordun lan ben sen? İsim vermiyorum. İsim diyordun değil mi? Ha, ben Starbucks'ta hiçbir zaman kendi ismimi vermiyorum. Çünkü her zaman yanlış yazıyorlar. Bu zamana kadar her yerde en çok karşılaştığım şey P ile yazılması adım. Musab. Her yerde. Her yerde karşıma çıkıyor. Çünkü Musab diyorum anlamıyorlar. Sonra Musab diye vurgulamak zorunda kalıyorum. Bu sefer P yazıyorum falan. Hep böyle. Ondan başka Musab şeklinde. Araya H atma durumu var. Ama bu zamana kadarki en ekstremi şeydi. Pusat. Yemin ediyorum sana. Hem Domino's'ta hem Starbucks'ta iki kere pusata rastladım. İsminin pusat olacağını nasıl düşünebiliyorlar? Ya vardı. Pusat... Öyle bir ara dizi vardı ya. Ondan kaynaklı. Buyurun. Tamam. Verelim. Estağfurullah. İki kere pusata rastladım öyle. O yüzden artık hiçbir zaman kendi ismimi vermiyorum. Mesela buradaki Starbucks'ta benim adım şey. Cem. Başka çok gittiğim bir tane Starbucks'ta adım Emre. Bir tanesinde Kıvanç. Bir kere Dünya dedim. Öyle trollüne. Adam Dünya resmi çizip falan verdi ona. Adam da senle troll yaptı. Dünya Bey buyurun falan diye çağırdılar. Bir baktım Dünya resmi çizmiş. Neyse konumuzdan sapmayalım. Şimdi diğerlerini denemeye gideceğiz. En can alıcı noktaya gelecek olursak da fiyat. Şu boy. En küçük boy. Tall'du değil mi bu boyun ismi? Tall Grande Venti. Aynen. Tall Grande Venti. Ya hayır yapma. Küçük boy, tall boy. 6.5 lira. Yani bence boyutuna göre iyi koyuyorlar içine. Bir de bir yerde bir şey okumuştum. Starbucks'ta atıyorum en büyük boy, Venti boy, pardon Grande boy istiyorsun ya, orta boy. Venti bardakta istersen daha karlı çıkıyormuşsun. Çünkü daha çok koyuyorlarmış içine. Grande boy, Venti bardakta istiyorsun. Evet. Öyle bir şey yapma hakkın var mı? Yapıyorlarmış. Öyle çok okudum. Çok saçma lan. Neyse. Kahvenin tadını söyledim. Fena değil. Şimdi diğerlerini deneyince daha detaylı söyleyebilirim. Bir de şimdi kanka bir ton şey yorumu gelecek ha. Köfteci yorum videosuna gelen yorumlardan gelecek. Sen gurme misin? Sen ne bileceksin? İşte senin damak tadını şey yapayım tarzında bir ton yorum gelecek abi. Bak orada da söyledim. Yorumları okuyorum videosunda da söyledim. Bunda da söylüyorum. Ben tamamen kendime göre değerlendiriyorum. Kahve seven biriyim. Bayağı kahve içen biriyim. Kendi damak tadıma göre, kendi tercihlerime göre söylüyorum. Buna uyarsın uymazsın senin kararın. Neyse. Şimdi diğer yerde görüşürüz. Orası da birazdan göreceksin sürpriz. Evet şimdi ikinci durağımız olan kahve dünyasındayız. Starbucks'tan sonra herhalde kahve dünyası geliyor. Bu çok güzel. Burada da yine filtre kahve alacağız. Bakalım nasıl olacak. Buranın biraz daha farklı Starbucks'tan çalışma sistemi. O zaman hadi bakalım. Başka.
Şimdi geldik kahvedeyesine. Oturduk. Birinci artı puan. Burası self servis değil. Masadan servis alıyorlar. Biz de az önce siparişi verdik. Bir tane sade filtre kahve yine. Bakalım tadı fiyatına göre Starbucks'la kıyasla nasıl? Birazdan öğreneceğiz. Şimdi kahve geldi. Self servis olmamasına bağlıyorum bu şeyi. Hani normal porselenle falan geliyor. Böyle. Bir de artı puan olarak şöyle bir şey var. Kaşık çikolata. Çok severim bunları. Bayağı güzel. Bakalım tadına nasılmış. Şimdi içiyorum. Nasıl gurme triplerine gireyim mi böyle? Koklayayım falan. Brezilya'dan gelen kahvenin çekirdekleriyle öğütülmüş. Kanka şimdi Starbucks'ın kahvesine kıyasla şu anda bu bir tık daha hoş geldi bana. Çünkü Starbucks dedim ya böyle acı ekşi arası bir şeydi böyle. Zaten acı olur normal. Filtre kahvenin acı olması normal. Ama o ekşilik bunda Starbucks'a nazaran daha az. O yüzden bu bir tık daha şu an daha hoşuma gitti benim. Çikolataya bakalım. Bu bitter herhalde değil mi? Çikolata çok güzel ya. Arkasından versene. Oh. Eyvallah. Vallahi çok iyi lan. Güzel çikolata. İyi mi bunun hepsine? Allah razı olsun. Hadi helal olsun. Helal hoş olsun kardeşim. Yavaş lan. Elime bulaştı oğlum. Arkada diye ses geliyor. Şimdi bir de şöyle yorumlar gelebilir. Alt tarafı kahve falan diye. Yani ne kadar farkı olabilir diye yorumlar gelebilir ama çok sık kahve içen biri olarak söyleyebilirim. Hakikaten kahveden kahveye çok değişir. Mesela bizim okulda bir tane kahveci var. Bayağı da bilindik, ünlü bir kahveci. Ama bir kere bir denk geldim mi filtre kahveye? Rezaletti yani. Özellikle filtre kahvede inanılmaz fark olabiliyor. O yüzden yani öyle yorumlar yazmayın. Başka herhalde çok söyleyecek bir şey yok. Ama bunu evet, yani hakikaten Starbucks'a göre bunu daha çok beğendim ben ya. Fiyat kısmına da gelecek olursa Starbucks 6,5 liraydı. Boyutu aşağı yukarı bunun kadardı değil mi? Aynıydı lan. Evet. Şöyle bir şeydi, aşağı yukarı aynı. 6,5'tu, bu 7,5. Aradaki 1 liraya değer mi? Yani bunun yanında çikolatası vardır. Masaya servis geliyor. Ve tat olarak da bana biraz daha hoş geldi bu. Bence değer. Bu şu anda önde benim için. Şimdi diğerini görelim. Bakalım nasılmış. Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Evet, şimdi de üçüncü durağımız olan lokal, her yerde görebileceğiniz, rastlayabileceğiniz, gidebileceğiniz tarzda bir kafenin önündeyiz. Motor geliyor, bir saniye. Buyur abi. Tamam. Bakalım buranın filtre kahvesi nasıl? Şimdi kanka ben klasik girişimi yapıyorum. Sen de aynı şekilde çekimi yaparsın. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Şimdi dediğimiz gibi normal sokakta orada burada girdiğimiz bir tane kafeye geldik. Burada farklı olarak French Press'te geliyor filtre kahve. Şöyle basalım. Bundan 2 bardak çıkıyordur değil mi? Ama bu bardağın boyutu sence ne kadar abi? Diğeri kadar büyük değil. Ama bundan 2 tane eşit olur mu sence? 2 tane biraz fazla olur. Değil mi? Normal diğerlerinden birazcık daha fazla getiriliyor. Yine kahve dünyasının gibi self servis değil. Direkt masaya servis yapılıyor. Starbucks'tan daha iyi bir özellik. Şimdi koyuyorum. Bakalım dökülecek. Hop. Lan. Aşağıdan damladı ya. İşte bunu sevmiyorum French Press'te. Böyle koyuyorsun abi, aşağıdan bir yerden illa bir şekilde damlıyor. Şöyle karıştıralım. Bakalım diğerlerinin kahvesine göre nasıl? Nasıl aşırı sıcak galiba abi. Bir miktar ağzım yanabilir. Koklayayım önce bir tabii, çok anlıyor musun? Kanka bir şey diyeyim mi? He. Yemin ederim ikisinden de daha iyi. Vallahi. Vallahi billahi. İçimi daha yumuşak. O dediğim ekşilik hani Starbucks'ta vardı. Kahve dünyasında Starbucks'a göre bir tık daha azdı dedim ya. Evet. Hiç yok. Çok güzel şu an bu yani. Demek ki esnaf her zaman daha iyidir. Yemin ederim hepsinden daha iyi ya. Şaka yapmıyorum yani. O kadar çok fark ediliyor mu? Kanka ya bak işte böyle yorumlar gelmesinden korkuyorum, anladın mı? Oğlum bir kahve ne kadar fark ediyor ya? İşte bundan korkuyorum ben. Yani bir kahve ne kadar fark edebilir değil. Ya o kadar fark var ki arasında. Özellikle Starbucks'la arasında inanılmaz fark var şu an. Ya keşke sana denetseydim ama sen kahve sevmiyorsun. Maalesef. Bu kadar fark olacağını ben valla tahmin etmiyordum. Valla ben de tahmin etmiyordum acı. Fiyat konusuna gelecek olursak. Starbucks 6,5. Kahve dünyası 7,5. Bu normal kafeninki 12 lira.
Oo. 12 biraz fazla gibi duruyor olabilir. Ama şu French Press'te geliyor ya. Hmm. 2 bardak falan çıkıyor bundan. Yani diğerlerine oranladığımızda biraz daha fazla geliyor zaten. Bir de tadını düşündüğümüz zaman bence 12 liraya değer. Yani fiyat performans açısından değer diyorsun. Aynen. Çünkü yani Starbucks'ınki hakikaten böyle bir ekşimsi bir tat vardı. Kaudias'ın biraz daha azdı. Bir de yanında çikolatası falan vardı ya. Hmm. Oradan bir kurtardı. Ama gerçekten tat olarak bakınca yani hepsinden çok daha iyi bence bu. O ekşilik çünkü çok rahatsız eden bir şey, anladın mı? Hmm. Bunda yok o. Ben aşırı derecede beğendim bunu. Vallahi çok güzel ya. Ya kardeşim ne uğraşıyorsun yani? Al işte en güzel burada. Ya. Kanka keşke kahve sevseydin de sana da köfteci videosundaki gibi tattırtaydım. Yok kardeşim sağ ol. Sıralamaya sokalım. Bu önümdeyken direkt söylüyorum. Birinci benim için bu. Yani yine o bak sürekli aklımda o yorumlar var biliyor musun? Sen gurme misin falan diye. Ya takma be kardeşim. Gev şey olacak burada da. Tatlarını gayet alabiliyorum. Ve değerlendirmem tamamen tabii ki de benim açımdan olacaktır. Çünkü ben tatlım. Siz gidip başka bir kanıya, başka bir sonuca varabilirsiniz. Bu yüzden beni linç etmeyin artık. Neyse, bence birincisi abi bu. Yani lokal kafeler falan bence bu kahve işini daha iyi yapıyorlar. Daha önceki denediklerime hesaba katarak da söylüyorum. Birinci bu. İkinci kahve dünyası. Çünkü o ekşimsi tat hakikaten kahvede çok kötü duran bir tat. Ve çikolatası mikolatası falan vardı ya. Güzel ayrıntılardı bunlar kanka. Üçüncü de Starbucks oluyor şu anki değerlendirmeye göre. Yani fiyat açısından evet biraz bunlar tuzlu olabilir. Normal kafelerin fiyatlandırması çoğu yerden daha yüksek oluyor. Yemek olsun, içecek olsun falan. Ama kahve konusunda bence değer. Bence bu kahveye değer yani. Diğerlerine baktığımız zaman. Evet, bu da bu şekil bir videoydu. Köfteci videosuna benzer bir video yapayım dedim. Onu da şuradan buradan bir yerden çıkartırım izlerseniz. Bu seferki kahveydi. Deneyimlerimi söyledim. O zaman bu da böyle bir video olsun. İleriki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben de kahvemi içmeye devam edeyim.